Gel bakalım Hüsamettin. Şu rüzgarı da alıp biraz dışarıda gezelim. Evde otur otur canım sıkıldı vallahi ya. Vallahi haklısın kardeşim. Çok iyi olur. Ben de sabahtan beri evde durmaktan patlamıştım zaten. Hadi geçelim o halde. Anne, biz Hüsamettin'le birlikte rüzgarın yanına geçiyoruz. Hayırdır oğlum, gecenin bu saatinde? Ne yapacaksınız rüzgarın yanında? Rüzgarı da alıp şöyle biraz dolaşalım dedik. Sabahtan beri evdeyiz. Canımız sıkıldı. Tamam oğlum, baban da zaten gelmek üzeredir. Fazla geç kalmayın. Tamam anne, merak etme sen. Biraz dolaşıp geliriz zaten. Hadi Hüsamettin, gidelim kardeşim. Rüzgar da şimdi evde oturmuş, bilgisayar başında oynuyordur kesin ha. Haklısın valla. Belki dışarıya bile gelmek istemeyecektir bizimle. Hoş geldiniz çocuklar. Hayır olsun. Rüzgar nerede? Rüzgar mı? Rüzgar evde yok mu? Hayır çocuklar. O sizinle birlikte değil mi? Bana sabah çıkarken öyle demişti. Bizim yerimize bugün hiç gelmedi. Neyse telaş yapmayalım. Biz şimdi şehri bir tur atarız, buluruz Rüzgar'ı. Hadi gel hadi gidelim. Görüşürüz Barbie yenge. Biz bulunca sana da haber veririz. Tamam çocuklar tamam. Merakta bırakmayın beni. Mutlaka haber verin bana da. Hoş geldiniz efendi Herobrine. İstediğiniz gibi emanetinizi hazırladım. Güzel. Bu işi halledince sana şehirde güzel bir görev yeri vereceğim. Ama öncelikle bu şehri ele geçirmek ve içindekileri bu şehirden çıkarmamız lazım. Dilerseniz ben sizin emanetinizi hemen teslim edeyim. Tamam. Hadi gidelim bakalım. Emanetimizi alalım senden. Bu taraftan efendim. Beni takip edin. Gece gece bu çocuk nereye kayboldu yine ya? Yine bir yerlere takılmış, zamanı nasıl geçtiğini anlamamıştır. Aa kardeşim şuraya bak, duvara bir şey asmışlar. Bu nedir acaba böyle? Aa bu çocuğu tanıyorum ben. Bu bizim arka sokakta oturan Murat. Baksana ilanda çocuğun kayıp olduğu yazıyor. Nasıl kaybolmuş acaba? Murat kayıp. Rüzgar desen ortalarda yok. Neler oluyor acaba? Burnuma kötü kokular gelmeye başladı. Bu hiç normal değil. Haklısın kardeşim. Şimdi benim de işime bir kurt düştü ha. Nerede bu çocuklar acaba? Nereye kayboluyor bu şehirdekiler? Bence vakit kaybetmeden şu rüzgarı bulmamız lazım. Belki ikisi beraber bir yerlerde oyuna falan dalmış olabilirler. Hadi aramaya devam edelim. Mutlaka şehirde olmalı bu rüzgar. Başka bir yere gitmiş olamaz. Geldik efendim. Ben burada kalıyorum. Emanetiniz üst katta. Sen burada yokken kaçmış olmasınlar. Eğer öyle bir durumla karşılaşırsam sana en büyük cezayı veririm, haberin olsun. Yok efendim yok, merak etmeyin. Kaçmaları imkansız. Efendim, emrettiğiniz gibi her iki çocuğu da şehirde yakalayıp buraya hapsettim. Sizler benim bu şehri ele geçirmem için kullanacağım biletlerimsiniz. Bu şehrin tamamına sahip olacağım sonunda. Sen hiç akıllanmayacak mısın Herobrine? Hüsamettin artık güçlerine kavuştu. Sana bu şehri bırakır mı zannediyorsun? Size yapacaklarımı duyunca o bile bana karşı koymaktan vazgeçecek. Geçen sefer Wednesday seni nasıl bu şehirden kovduysa, bu sefer de Hüsamettin seni bu şehirden kovacak. O senin bu şehirde olduğunu öğrenince ne yapacaksın bakalım kötü büyücü? Hüsamettin'i görünce yine kaçacak delik arayacaksın. Kapayın çeninizi. Sen hemen çocukları hazırla. Bu şehirden hep beraber gidiyoruz. Emredersiniz efendim. Hemen hazırlıyorum. Şehrin bütün her tarafını dolaştık ama çocukken hiçbir iz yok. Nerede olabilir bu çocuklar ya? Nerede olabilirler ya? Arda dur. Şuraya bak. Bu yaratığın burada ne işi var? Aman Allah'ım. Bu nereden gelmiş buraya böyle? Eğer bu tahmin ettiğim kişiye aitse bizi yine yorucu bir gece bekliyor olacak. Kimden bahsediyorsun kardeşim? Bu yaratık tanıdık birine mi ait diyorsun? Sanırım çocukların ortadan kaybolmasına da o kişinin parmağı olabilir. Meraktan çatlatmadı mı kardeşim? Kimden bahsediyorsun? Karanlıklar büyücüsü Herobrine. Bu yaratığa sadece onun gibi bir büyücü kumanda edebilir. Herobrine mı? Ama geçen sefer çarşamba onu iki kere şehirden kovdu. Yine mi geri gelmiş? Evet. İşte bak tam da tahmin ettiğim gibi. Şu gelene bak. Vay canına. Bunun yine bu şehirde ne işi var? Baksana bu tarafa doğru geliyor. Saklan nerede saklan. Yat yere. Görünme sakın. Bu çocuklar benim elimde olduğu sürece bu şehre sahip olmam çocuk oyuncağı olacak. Birazdan çocukları buradan çok uzaklara uçuracağım. Ne konuşuyor acaba kendi kendine? Uzaklara uçacağım falan diyor. Ne demek istiyor acaba? Sesli Arda. Burada bekleyip göreceğiz neler planladığını. Hay Allah. Ejderin kontrol cihazı evde kaldı. Hemen gidip onu almalıyım. Yoksa bu canavara binemeyiz. Bak Hüsamettin. Geri gidiyor. Sence nereye gidiyordur? Bunu öğrenmenin bir tek yolu var. Takip edeceğiz. Hadi şunu takip edelim bakalım nereye gidiyor. Sakın peşimden gelme. Sanırım Arda ve Rüzgar bu büyücü Herobrine'in elinde. Sen ne yapacaksın? Tek başına onun üstesinden gelebilecek misin kardeşim? Ya Arda, sen hala beni tanıyamamışsın. Bunu bir başkası bana sorsaydı anlardım da kardeşimin sorması biraz garip geldi şimdi. Tamam Hüsamettin, sen dikkat et kendine. Sen hiç merak etme. Ne oynanıyorsunuz siz hala? Daha hazır değil misiniz? Hazırız efendim. Şimdi çocukların ellerini çözüp hazırlıyorum ben de. Acele et, elini çabuk tut biraz. Daha yolumuz uzun. Ne o Herobrine?
Yolculuk nedir bu böyle? Hüsamettin, sen nereden çıktın? Beni nasıl buldun? Senin gibi beceriksiz bir büyücüyü bulmak benim gibi birisi için hiç zor olmadı. Bırak beni gideyim. Sana söz veriyorum, bir daha bu şehrin yakınlarından bile geçmem. Bırakacağım Erubrayn, bırakacağım. Ama önce bu çocuklara yaptıklarının hesabını vereceksin. Seni buradan ceza vermeden eli boş gönderir miyim ben hiç? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Herobrine'i serbest bırakayım, yanayım mı sözüne? Yoksa buna bir ceza mı vereyim? Hemen şimdi yorumlara yazın bakayım, bekliyorum. Ona göre buna bir ceza vereceğim. Genelde büyük çoğunluk senin ceza almanı istedi. O yüzden sana cezanı çektireceğim şimdi. Ne olur bana zarar verme. Aa, yapma, dur, ne olursun. Bana zarar verme. Hey sen, arkalarda dolaşan. Sen de şöyle öne doğru çık bakayım. Lütfen bana zarar verme. Ben sadece onun bana söylediklerini yaptım. Lütfen beni bırakın gideyim. Siz bu işe beraber başladınız. O zaman bitişi de beraber yapmalısınız. Öyle değil mi ama? Ne dersiniz çocuklar? Bu adam da güzel bir cezayı hak etmedi mi sizce? Sen gelmeseydin bunlar bizi kaçıracaktı Hüsamettin. Bu adama da ceza kesmen lazım bence. Haksızlık olmasın. Aynen, ben de Rüzgar'a katılıyorum. Benim tanıdığım Hüsamettin haksızlığı asla sevmez. Ona hak ettiğini ver Hüsamettin. Size söz veriyorum. Bir daha asla böyle kötü işlere bulaşmayacağım. Bırakın beni gideyim ne olur. Madem çok istiyorsun, o halde seni güzelce bir yolcu edelim. Seni bir daha bu şehrin içinde görürsem yapacaklarımı tahmin bile edemezsin. Hadi şimdi defol git buradan. Hadi çocuklar, burada işimiz bitti. Arda aşağıda bizi bekliyor. Onu daha fazla bekletmeyelim. Harika bir iş çıkardı yine Hüsamettin. Sen süpersin. Hüsamettin, bu şehirde olduğun sürece hiç kimse kötülük yapamaz. Tamam çocuklar ya, siz de bu kadar şımartmayın beni. Hadi acele edelim. Evleri de geç kaldınız. Anne babanız çok merak etmişlerdir ikinizi de. Acele edelim. Şunu söyleyene bak hele sen. Gören de Hüsamettin büyük babamı zannedecek. Baksanıza, aynı büyük babam gibi konuşuyor. Hüsamettin, arkadaşlar kurtulmuşsunuz. Çok sevindim ya. Hadi arkadaşlar gidelim. Daha eve varmak için epey bir yolumuz var. Gecenin bu saatinde sizin gibi çocukların şehrin sokaklarına ulaşması çok sıkıntı olabilir.